Evet dostlar merhaba, bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PlayStation 4 ve Nintendo Switch'e gelen Red Dead Redemption 1 oyununa bakacağız. Zamanında bu oyunu bir hayli oynamış biri olarak heyecanlı mıyım? Çok değil ama artık yeni bir şeyler üretemediğimiz için insanlık olarak eskileri yeniliyoruz. Eskilerden tad alıyoruz. Bu oyun sektöründe böyle, müzikte böyle 90'ları coverlıyoruz mesela şimdi. Çünkü bugün ürettiğimiz şeyler 90'lar kadar kaliteli değil, eskiler kadar kaliteli değil. Bu her sektörde aynı, sürekli yerimize sayıyoruz. Yani Red Dead'in çıkmasına sevindim mi? Sevindim ama keşke bilgisayara da çıksaydı ve daha yüksek grafiklerde bu oyunu oynamış olsaydık. Yani koşarak tabii gidip almak önemli ama en azından ben şey adına mutluyum. Steam Deck'te Switch emülatörüyle daha yüksek grafiklerde oynama adına umutluyum. Belki Türkçe altyazı portu da denenebilir. Çünkü PlayStation 3'te bildiğim kadarıyla Türkçe altyazı vardı. Portlamışlardı zamanında. Hani altyazı çok gerekli mi? Gerekli değil ama oyun keyfinizi bir kat daha arttırıyor. Özellikle şimdi RDR2'yi tekrar Türkçe altyazılı başladıktan sonra hikayeyi en azından bir tık daha iyi anlıyorsunuz. Ana dil gibi değil tabi. Şu an için kötü gözükmüyor grafikler. Steam'deki de tabi ben bunu aslında Steam'deki alma amaçlarımdan birisi de bu oyunu mobil olarak oynayabilmekti. Ama Xbox 360 emülatörle pek sağlıklı olmadı. Yani yer yer düşmeler söz konusu oluyordu. Bakalım bu arkadaşın performansı nasıl şu an için. Gayet iyi gidiyor ama. Klasik açılış sahnesi. Eğer ki bu oyunu tabii oynamadıysanız şiddetle tavsiye ederim. Birinci oyun kadar olmasa da oldukça güzel bir oyundur ki şu an PlayStation Store'da en çok satanlarda. Bundle olarak da çıkarmışlar tek olarak da ama bundle daha ucuza geliyor ikinci oyunla birlikte. Tabii Switch'e bu oyunun gelmesi yani daha eski oyunlarında gelir mi sorusunu akıllara getiriyor ama mesela GTA'da çok başarılı olamadı Rockstar. Bakalım bu oyun nasıl olmuş. Yani tekrar oynamaya değer bir oyun bu. Tabi her zamanki olduğu gibi her dil seçeneği mevcut. Türkçe değil. Bakalım onu portçu arkadaşlar uyarlayabilecek mi? Uyarlasalar belki deck'teki emülatörde çalıştırabiliriz. Artık da tabii gözler ikinci Nintendo Switch'te. Yani bir tık daha güçlü olmasını bekliyoruz aletin. Acaba yani o alet çıktıktan sonra bu oyunlara dönüp bakar mıyız? 720p. Tabii ikinci konsolun nasıl çıkacağı da önemli bununla ilgili ama. Bence güzel bir gelişme. Her ne kadar fiyatı pahalı olsa da bu oyunun. Hatta bugün Twitter'da gördüm. Bu oyunu 60 dolar vermeyin. Lokasyonunuzu Türkiye olarak değiştirin, 33 dolara iniyor diye bir goy goy vardı Twitter'da yabancılar arasında. Hemen film atıyı geçelim. Çünkü hemen hemen çoğu insan biliyordur. Evet, şöyle güzel gözüküyor aslında. Tabii PlayStation 5'e de gelmiş olsa beş grafikleriyle yani şöyle güzel gözüküyor. Şuradan hemen bir girelim. Atımızı alalım. Evet, yani şuradan at alacağız.
Evet şöyle. Ya, o kadar kötü değil bence ama tabii şu açıklığa çıkınca bozulmalar olacak mı acaba? Ya illa ki olacaktır tabii. Ama tabii oynanabilirliği açısından şu an iyi olmuş. Evet. Şöyle eşlik edelim. FPS güçlerini fark ettiyseniz ama yani elle oynuyorsunuz sonuçta. Nintendo Switch'in ne vaat ettiği belli. PlayStation 4 tarafını bilmiyorum ama belki ileride 6 ay 1 sene sonra Plus üyelerine verilir, o zaman denerim. Yoksa hani PlayStation'da alınıp denenecek bir tarafı yok. Çünkü bunu zamanında 3'te de oynadım, Xbox'ta da oynadım. Yine ben bunu muhtemelen bir oturuşta bitiririm. Ortalama bir 10-15 saat arası hikaye süresi vardı. Zombili DLC'si de zevklidir. O da bu pakette var. Onu da oynamıştım. Tabii o da çok zevklidir. Hemen arkadaşı bekleyelim. Yani siz tabii ne düşünüyorsunuz? Bu paralar kıymetli paralar, hani vermeye değer mi? Oyunu ilk çıktığında oynamıştım sanırım. Sonra Red Dead Redemption çıkmadan önce, o zamanlar PlayStation 3'ümü de satmıştım. O zamanlar yoktu PlayStation'ım. Tabii bu oyunu oynamak için, yani 2'den önce 1'i oynamak için tekrar bir PlayStation Slim almışım. Hatta hala o PlayStation Slim duruyor bende. Yani sırf bu oyunu oynayabilmek için. En azından hani hikayeyi tamamlamış oldu ikinci oyundan önce. Ha, yukarıdan gidecekti değil mi? Açıkçası şeyi daha bitiremedim, Zelda'yı. Yani oyun bir noktadan sonra sıktı çünkü sürekli aynı şeyleri craft yap, bir şeyler yap, oyna, bir şeyler yap, oyna. Yani oyunun hemen hemen sonlarına geldim ama daha oynasam oynarım. O yüzden ara vermiştim oyun oynamaya, biraz özleyeyim diye. 2-3 haftadır da hiç elim alıp oynadım yoktu. Bu aralar sırf dizi izliyorum. Özellikle Blue TV üye olunca eski HBO dizileri, işte Sopranos, Six Feet Under gibi, The Wire'da tekrar izlemek istiyorum. Ta üniversite zamanlarında izlemiştim. Öyle olunca son 2-3 hafta oyunla geçmedi, diziyle geçti. Dolayısıyla bu beni tekrar Switch'e bağlayacaktır. Benim en çok kullandığım zaten konsol Switch ve PlayStation 5 ardından. Yani oynamak için bilgisayar aldık ama İki bir baktım sonra devam etmedim. Orada da bir sürü var oynanması gereken oyunlar. Benden şimdilik bu kadar. Sizlerle birlikte Red Dead Redemption 1, artık remake mi diyelim, remaster mı diyelim, hiçbir şey yapılmadan buraya konmuş mu diyelim ama aynı Witcher gibi hani oynanmanıza engel bir şey yok. Grafikler kötü mü? Değil. Çünkü PlayStation 3'te de biz bunu oynadık. Oradan biliyoruz. Ama tabii Xbox emülatörüyle bilgisayarda yüksek grafiklerde de oynayabilirsiniz. Klavye, mouse desteği de sağlayabilirsiniz. O şekilde de oynayabilirsiniz. Tabii o işin nasıl oynamak gerektiğine de bağlı. Ben daha mobil cihazlar sevdiğim için Switch'te bunu oynuyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.